Emin Çöleşan, Sözcü Gazetesi. Keyfe göre yeni anayasa. Sevgili okurlarım, bundan önce yaptıkları nice değişiklikler yetmemiş ola ki anayasayı yeniden değiştirmeye kalkışıyorlar. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda Türkiye'nin en önemli gündem maddesi bu olacak. Böylece herkesin birebir yaşadığı yüksek enflasyon zulmü giderek arka plana itilecek, ağırlığını yitirmiş olacak. Bu anayasa elbette dört dörtlük değildir ama bu iktidarın iddia ettiği gibi yetersiz olduğunu kimse söyleyemez. Adına darbe anayasası diyorlar. Ana metnenin 12 Eylül sonrasında yapıldığı doğrudur da törpülenip değiştirildikçe darbe anayasalığı falan hiç kalmamıştır. Anayasa üzerinde yapılan bir sürü değişiklik sonrasında yaz boz tahtasına dönüşmüştür. Anayasanın neyini değiştirecekler? İktidar kesimiyle birlikte destekçileri de bu konuda ağızlarını açamıyor. Türk milletine bir işaret veremiyor. Daha demokratik bir anayasa mı getirecekler? Kesinlikle hayır. Eğer gerçekten böyle bir niyetleri olsaydı bunu açıklamaktan zaten çekinmezlerdi. Anayasanın ilk dört maddesini mi değiştirmeye soyunacaklar? O hükümlerin bırakın değiştirilmesini bir yana yine anayasa uyarınca böyle bir teklifte bulunmaları bile söz konusu değildir. 20 küsur yıldan beri Türkiye'yi tek parti iktidarı olarak yönetiyorlar. Anayasa üzerinde öyle oynamalar yaptılar ki rüyalarında görse hayra yormazlar ve birileri söylese inanmazlardı. Ama oldu. Başardılar ve bu koskoca memleket kendi çıkarları doğrultusunda bir anayasa ve yasalarla yönetme gücünü ellerine geçirdiler. Tek adam rejimi işte böyle kuruldu. Her şey o tek adamın düşüncesine, ağzından çıkacak birkaç cümleye ve yerli yersiz alacağı kararlara endeksli. Hükümetin başında artık başbakan yok. Adını kabine olarak değiştirdikleri bakanlar kurulu piyasadan kalkalı yıllar geçti. Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanlar sadece bir tek şahsa karşı sorumlu. Bakanlar milletvekili olamıyor. Dolayısıyla partilerinde bile sözleri geçmiyor. Güç aldıkları tek merci Cumhurbaşkanı. MHP'nin de sınırsız desteğini arkasına almış bir iktidar var kelle çoğunluğundan ve elde ettiği sonsuz güç istediği gibi yararlanıyor. Devletin tamamı ellerinde. Buna partizanlığa alet edilen yargı dahil. Medyanın neredeyse tamamıyla birlikte memlekette bütün para ve sermaye gücü de ellerinde. Muhalefet partileri demokrasi geçmişimiz tam tersine örnek oluşturuyor. CHP gibi bazıları kendi içinde bölünmüş durumda. Ötekileri soracak olursanız çoğunun hiçbir etkinliği yok ya da azalmış. Oysa biz geçmiş yıllarda ne muhalefetler görmüştük. Öyle liderler ve milletvekilleri vardı ki vurunca ses getirirlerdi. Onlar artık yok ama o yılları özlüyoruz. Sarayla birlikte iktidar partisi de bu gerçekleri bilmiyor mu? Hiç kuşkunuz olmasın. Bizden çok daha iyi biliyorlar. Ve o yüzden sadece kendi istedikleri kadar ve kendi siyasal çıkarları doğrultusunda kullanacakları yeni bir anayasa hazırlamaya soyundular söylemlerine göre bu yeni anayasa demokratik olacakmış. Onların değişiyle demokratik olmayan ve bu efendileri rahatsız eden bugünkü anayasa hükümleri acaba hangileridir? Yine onların değişiyle bu darbe anayasası önlerine hangi engelleri çıkardı? Hangi kararları almalarına engel oldu? Bu sorulara hiçbir zaman yanıt veremediler. Bundan sonra vermeleri de asla söz konusu olmayacaktır. Evet, 85 milyonluk Türkiye'yi bugün geçerli olan anayasayla yönetiyorlar. Aslında çok mutlular ve bu nedenle ellerini ovuşturuyorlar. Ama işin kurnazlık boyutunu da hiçbir zaman unutmuyorlar. Ve sürekli olarak bize yeni bir anayasa gerekli edebiyatını kullanıyorlar. Bu oyun artık bitmeli. Saray ve iktidar partileri AKP, MHP neyi istediklerine en kısa zamanda karar verip bunu kamuoyu önünde açıklamalı. Zira Anayasalar onların oyuncağı değildir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.